In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Merhaba efendim. Hemen ekranımı açmak istiyorum müsaadenizle. Evet, bir önceki dersimizde hemen başlığımıza geçelim, hatırlayalım. Number 8. Demonstrating invalidity using the method of counter examples başlığımızdı. Karşıtsız örnekler metodunu kullanmak suretiyle geçersiz efendim argümanları ve geçersiz önermeleri göstermek istiyordu müellif bize. Bunlar için bize bazı hatırlatmalarda bulundu. Substitution instance'ın ne olduğunu söyledi. Uniform substitution instance'ın ne olduğunu bir kere daha bize hatırlattı. Ve burada concrete statement ve concrete argument ifadelerini yeniden hatırlamamız gerekiyor. İçerikleri, descriptive terms dediğimiz somut örnekleri veren argümanlarla bunları semboller üzerinden form, bir biçim olarak gösteren yapıları birbirinden ayırt etti. Ve burada iki özellik üzerinde durduk. Birincisi, bu harfler her zaman betimleyici olan concrete term, descriptive term'e uygun olarak getirilmesi gerekiyordu. Ve uniform olduğunda da bu içerikler değiştikçe harflerin de değişmesi gerekiyordu, farklılaşması gerekiyordu. Aynı harfler tekrar kullanılamıyordu. Bu özellikleri bize verdi. Bazı örnekler üzerinden de bunları gösterdi. Şimdi tam da geldiğimiz yer itibariyle aslında burayı da okusak olurmuş efendim. Fakat A, B olarak birbirinin müteakibi dersler olarak kaydedeceğimiz ve inşallah işleyeceğimiz için umarım siz değerli izleyenlerim açısından bir zorluk nedeni olmaz, beni hoş görürsünüz. Hemen aşağıda yukarıdaki konuşmuş olduğumuz substitution instance ile uniform substitution instance arasındaki farkları ve aynı zamanda buna uygun olan bir örneği vermek suretiyle bize bir sunumda bulunacak müellif. Diyor ki, aşağıda bir argüman bulacaksınız. The following is an argument. Aşağıda bir argüman okuyacağız şimdi. Bu argüman form, bir biçimsel argümandır. Bunu müsaadenizle vurgulayalım. Evet. Biçimsel bir argüman bulacağız. Bu F'i kastediyor bunu. Gördüğünüz gibi biçimseldir. X, Y, Z kullanılmış. Bu biçimsel argüman followed takip ediyor. Mütakiben bu biçimsel efendim formun mütakibinde 3 tane concrete arguments'ımız var. By 3 concrete arguments. Ne demek concrete arguments? İşte bir de 2'de ve 3'te görmüş olduğumuz içerikleri, descriptive term'leri verilmiş olan kedidir, köpektir, inektir vesaire şeklinde içerikleri verilmiş olan bir önermelerden ve argümandan bahsedecek. Ve müellif bize diyor ki bunlar sırasıyla söyleyelim efendim her biri sırasıyla one of which is not a substitution instance. Bunu şöyle ifade edelim. Bunlardan birincisi, yani bu bir substitution instance değildir. Demek ki bu örnekte birazdan substitution instance olmamayı göreceğiz. Şimdi yöntemimiz neydi? Olanı vererek değil, olmayanın, neyin olmadığını. Çünkü olanın örneği çok. Olmayanı bilelim ki bunun dışında kalanların gerisi işte geçerli örnektir. İşte invalidity nasıl efendim öğretiyor bize? Olumsuz örneği, karşıt örneği göstererek, bu yöntemi kullanarak bize bunu öğretiyor ve burada da bunu örnekliyor. Birazdan üzerinde duracağız. İkincisi, bu örneği kastediyor. Bu ikinci örneğimizde bir uniform substitution instance değil. Is non-uniform substitution instance değil. Üçüncü örneğimize gelince, and one of which, bu üçten birisi, is a uniform substitution instance in that order. Bakın, sırasıyla.
Ben de sırasıyla işaretledim. Gördüğünüz gibi bir uniform efendim substitution örnek verecek bize müellif. Evet, substitution örneğimiz var bir tane. Neden bunların biçimsel olarak bize sunulmuş olan bu örneğe uygun olmadığını ve bunlar üzerinden 1 ve 2 niye öyle değil de 3 niye öyleyi biz inceleyelim. Çünkü altında müellif bize bu görevi bize vermiş. Biz de bu görevi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışalım. Diyor ki, check to make sure you agree with this classification. Benim bu sınıflandırmama sizin de katılmış olduğunuzdan emin olmak için siz de inceleyin. Yani ben böyle verdim, siz de bir inceleyin. Siz de emin olun bu vermiş olduğum örneklerin metoduma ve yöntemime uygun olup olmadığı konusunu siz de bir inceleyin diyor. Şimdi biz hem inceleyelim hem de bunların üzerinde duralım. Çünkü son derece önemli bir şey söylüyor. Ve kullanmış olduğu harfleri yazalım. X'i kullanıyor, Y'yi kullanıyor ve Z'yi kullanıyor. Üç tane simbol harfimiz var. Symbol letters üç tane. X, Y, Z kullanıyor. Ve bunları uygulayarak aşağıda argümanlar geliştirmiş. Bunlar concrete argümanlarımız. X, Y ve Z harflerini neye karşılık kullanıyorduk? Burada geçen her bir descriptive term'ize karşı kullanıyorduk. Peki descriptive term'ümüz kaç tane? Üç tane gördüğünüz gibi. Bakın cats'imiz var, ducks'imiz var, cows'imiz var. O zaman bunları yerine koyacak olursak, no cats are ducks olursa X, Y üzerinden, ama X ile neyi kastetmiş oluyor bize müellif? Cats. Y ile neyi kastediyor? Ducks. Z ile neyi kastediyor? Cows. Evet. Kedileri, köpekleri ve inekleri kastediyor. Peki şimdi bunlar üzerinden bu biçimsel formları uygulayarak bir argüman oluşturmuş. İki öncül bir sonuçtan oluşan bir silojistik argüman oluşturmuş. Peki bu silojistik argüman üzerinden konuyu ele aldığımızda number one nasıl bir durum arz ediyor? Dedi ki birincisi substitution instance değil. Neydi substitution instance? Descriptive olarak yani betimleyici sözcüklerimiz, concrete ifadeler, somut ifadeler aynı harflerle ifade edilecekti ve aynı harflerle gerçekleşecekti ve bakalım bu durumda okumuş olduğumuz metin bize ne söylüyor onu görelim. Ve bunu farklı bir renkle göstermeye çalışalım. Evet. Ve uygulayalım. Çünkü emin olun dedi ya, emin olalım. Emin adımlarla gidelim. Ve müellifin bize vermek istediği mesajı tam olarak anlayalım. Yazalım. No cats are ducks. Bunu bakın bu concrete argumentı neye dönüştürüyoruz? Form argumentı. Argument form yapıyoruz. Şuna dönüştüreceğiz. Bunlar bu üç tane argument. Bakın three arguments. Bunların üçü concrete'dir. Bu formdur. Biçimseldir. Buna dönüştüreceğiz. Dönüştürelim. Bakın. No cats neydi? X. No X are. Ducks neydi? Y. Are Y. Dönüştürdük mü? Evet. No cats are cows. Bakın. No X are Z. Peki slash yani therefore slash therefore biliyorsunuz. O halde no bakın no dogs neydi? Y. No dogs no Y are Z. Şimdi bu substitution bir argüman değil dedi. Neden? Çünkü yukarıdakiyle alakası yok. Form. F'e uygun olması gerekiyor. F biçimselliğine uygun değil. Neden? Birinci premises one uygun. X, Y ama no X, R, Z. No Y, R, Z olması lazım. Biçimsel olarak olmadı. Dolayısıyla biçimsel tekabüliyetler. Çünkü bu Y'nin, X'in, Z'nin descriptive olarak karşılamış olduğu içeriklere sembollerin
formda, yani F örneğindeki dizilişine uygun olarak getirmesi lazım. Uygun mu? Hayır, değil. Öyleyse bu geçersizdir. Şimdi ikinci örneğe geçelim ve ikinci örnek üzerinden konuyu uygulayalım ve rengimizi değiştirelim. Farklı bir renge geçelim. Daha konu net görülmesi bakımından. İkinciyi inceleyelim. Dedi ki ikincisi için ne söyledi? Birincisi one of which, bu üçten birisi not a substitution instance. Not substitute instance olduğunu gördük mü? Evet. İkincisi one of which is a non-uniform substitution instance. İkincisi de uniform substitution instance değil dedi. Şimdi onu görelim. Yazalım. Bakın. No cats, yani no x r y. No ducks, bakın, no, yeah, are cats. Cats neydi? X'ti. No cats are x, are x. Oldu. Şimdi burada ikincisi niye uniform substitution değil? Birincisi substitution değil. İkincisi neden uniform substitution değil? Bakın şimdi biz daha önce uniform substitution instance'ın ne olduğunu tanımlarken yukarıda çerçeve içinde de bunu gördük. Bakın cats, ducks. İki tane içerik var bu. Burada. Oysa bizim üç tane içeriğimizin olması lazım ve simboller değiştiğinde içerikler de değişmesi lazım ve tüm içeriği karşılaması lazım. Peki bunların hepsi tüm içeriği karşıladı mı? Hayır, bu bir x, y'den oluşan bir argüman formu oldu. Peki bu bir uniform substitution instance mı? Hayır. Aşağıda substitution instance olmanın nasıl olduğunu gösterdiğinde bu yukarıdakinin neden olmadığını daha net göreceğiz zaten üçüncü örnekte. Böylece buradaki concrete ifadelerin formel olarak forma dönüştürüldüğünde de geçersiz olduğunu, invalid olduğunu bize müellif göstermeye çalışıyor. Zaten içeriklerin efendim üzerinde durmuyoruz. Mesela içeriklerin üzerinde duralım, bire geçelim. No cats are dogs. Hiçbir kedi köpek değildir. Hiçbir kedi inek değildir. No cats are cows. Slash therefore no ducks are cows. O halde hiçbir köpek efendim inek değildir. Bunların hepsi doğru mu? Evet, bakın. Her iki öncül doğru mu? Doğru. Sonuç doğru mu? Evet, doğru. Fakat öncüllerle sonucun herhangi bir ilişkisi var mı? Hayır. Bakın, hem form olarak hatalı hem içerik olarak hatalı. Alakası yok. Yani yukarıdaki öncüllerin köpek, kedi köpek değil, kedi inek değil ile ilgili öncüllerden o halde köpekler inek değildir diye bir sonuç hiç alakası yok çıkarmanın. Hiç alakası yok. Şimdi bu tür çıkarımları kelam okumalarımızda ya da başka felsefi okumalarımızda falan benzer çıkarımları, bu tür hatalı çıkarımları gördüğümüzde bunların ne kadar işimize yarayacağını daha net bir biçimde inşallah müşahede etmiş olacağız. Peki, mesela aşağıya gelelim. No cats are dogs. İkinciyi okuyorum. Hiçbir kedi köpek değildir. Tamam, doğru. No ducks are cats. Bunu da tersine çevirmiş aslında. Değil mi? Bunu Arapça mantık derslerimizde akiste göreceğiz. Bir şey değil. Birden farklı bir şey değil. Bu birinci öncülle, yani first premise'le second premise aynı şeydir. Hiçbir köpek kedi değildir. Hiçbir kedi köpek değildir. Özneyle yüklemin yerlerini değiştiriyorsun. Bu aynıdır. İçerik bakımından. İki önerme değildir.
Slash or therefore no cats are cats. Bak şimdi. Bu da tümden zaten yanlış. Hiçbir kedi kedi değildir. Ne oldu? Tamamen gitti zaten. Peki 3'e gelelim. Kalemimizin rengini de değiştirelim. Çünkü rengimizi değiştirelim diyorum ya hep öyle. Biraz iyi bir Türkçe değil rengimizi değiştirmek. Kalemin rengini değiştirelim. Bizim rengimiz değişmesin. Rengimiz aklıma geldi. Evet. Rengimize sahip çıkalım ama kalemimizin renginin değişmesinde fayda var. Daha görsel bir şey seçeyim. Hem de görünür olsun. Evet. Peki şimdi 3'ü inceleyelim bakın. 3'ü inceleyelim. No cats are dogs. Cats neydi? X. No X are dogs neydi? Y. Y. Getirelim. No Y are Z. Slash therefore no cats. Bakın. No cats. Yani no X are Z. Cause Z. Peki. Şimdi bu form ile şu form aynı mı? Evet. O halde bu bir uniform substitution örneğidir. Yani F biçimine uygun olan sadece üçüncü örneği verdi. İki tane counter example, bu counter example'dır. Bu da normal example'dır. Karşıt örnekler verdi, olumsuz ve geçersiz örnekler verdi. Bir tane olumlu örnekler verdi. Burada da gördüğünüz üzere. Şimdi diyor ki müellif, siz bunu inceleyin diyor. Böylece incelemiş olduk zaten. Konuyu ben zat hallerinize arz ederken bu check işini yapmış olduk. Biz de bu konuda müellife katılıyoruz. Şimdi bir önemli hususa daha geçecek burada. Having defined uniform, uniformdan söz edecek. Bunları vurgulayarak gidelim. Evet. Tek biçimden söz edecek. Substitution instance, yani substitution instance ve uniform substitution instance tanımını elde etmek, buna sahip olmak. Yani bir substitution instance ne demek? Uniform substitution instance ne demek? Bunları anlamak, bunlara sahip olmak için we now, şimdi biz ne yapmamız lazım? Nereye geldik? We now define the notion of having the same form. Having the same form diye bir kavramdan söz edecek bize bakın. Bir kavram verdi bize. Diyor ki having the same form, notion. Ne demekmiş having the same form'u? Hemen altında burada açıkladığı için hiç ben sözü uzatmadan üzerinde durayım ve böylece konuyu işlemiş olalım. Diyor ki two arguments slash ya da statements. İki argüman ya da iki önerme. Have sahiptir same form. Aynı biçime. Yani aynı sembollere sahiptir. Form olarak, biçim olarak aynılar. İki argüman ile iki önerme biçimsel olarak aynı olduklarında buraya dikkat buyurun. Kaçınılmaz olarak, zorunlu olarak if and only if, sadece ve sadece, ancak ve ancak they are, bu iki argüman ya da iki önerme uniform substitution instance of the same argument, statement form. Zorunlu olarak her ikisi de neymiş? Bunlar ikisi de aynı olduklarında. İki argüman da iki önerme de biçimsel olarak aynı olduklarında zorunlu olarak bunlar her ikisi de argüman olarak da önerme olarak da uniform substitution instance demişler. Şimdi örnek verecek bu aynı
biçime sahip olmanın anlamına ilişkin çok önemli bir örnek verecek ve bu önemli örnekleri aşağıda takip eden diğer tanımlamalar ve örnekler ile de açıklayarak devam edecek bize. Şimdi örneği okuyalım. For example, the following arguments, aşağıdaki okuyacağımız argümanlar, bakın A1, A2, iki tane argüman okuyacağız. Evet, yani iki önerme bir sonuçtan oluşan tam bir argüman, lojistik bir argümandan bahsediyor. Bunlar have the same form, bakın. A ile A1 ile A2 aynı forma sahipler. Because they can both be obtained from the argument form that follows as uniform substitution instance. Neden dolayı bunlar aynı biçime sahipler? Çünkü onlar can both, ikisi birlikte be obtained, elde edilebilir. İkisi birlikte ancak elde edilebilir. Ne zaman? Nereden elde edilebilir? From the argument form, öyle biçimsel bir argümandan elde edilebilirler ki bu biçimsel argüman, the argument form that follows, bakın, çıkar, sonuç verir. Biz Arapçada buna müntiş diyoruz. Netice verir. Neyi netice verir? As uniform substitution instance. Substitution instance, uniform substitution instance olarak sonuç verir. Yani ortaya bir substitution instance, uniform substitution instance örneği çıkar karşımıza. Okuyalım bakalım ne var aralarında. Bunları görelim ve üzerinde konuşalım. Önce örnekleri görelim ve örneklerin birer concrete arguments olduğunu hemen belirleyelim. Bu form biçimsel olan F'tir. Bunlar concrete'tir. Neden? Çünkü daha önce de okumuştuk bunları. All Lutherans are Republicans. Tüm Lüteryanlar cumhuriyetçidirler. Yani konkret bir şey bu. Bunları kendisi anlatacağı için şimdi ben bir şey söylemiyorum. Some Lutherans are Democrats. Bazı Lutheryanlar demokrattırlar. Slash therefore some Republicans, bazı cumhuriyetçiler, are Democrats, demokrattırlar. Evet, konkret argümanımız bu. Peki A1'dı bu. A2, all cab drivers are maniacs. Bakın, bütün taksi şoförleri manyaktırlar. Affınız olsun. Müellif öyle. Başı dertte galiba. Müellifin taksicilerle biraz. Evet. Bazı taksi şoförleri, cab drivers are Democrats. Demokrattırlar. O halde bazı manyaklar are Democrats, demokrattırlar. Şimdi bunu bir inceleyelim. Evet, dikkatimizi çekti madem. Ele alalım bakalım neymiş. The form common to A1 and A2 is. Şimdi form hem A1'de hem A2'de geneldir. Genel bir form kullanılmış. İkisinde de kullanılan form aynı. Aşağıda verecek. Bu genel form ne? All x are y, some x are z, therefore some y, y are z. Her ikisi de bu forma uygundur. Common, form common, the form common. Aynı form kullanılmış. Buna da uyguladığımızda bu x, y'leri uygulamış olacağız. Form aynı. Ama as an example of two arguments that, bu iki argümanın
İkisi de örnek olarak do not have the same form. Buraya dikkat edelim. Arguments 2 and 3 above. Yukarıdaki 2 ve 3 örnekleri. Şu 2 ve 3'ü de galiba kastetti. Burada çünkü 3 yok değil mi? Evet. 3 yok. As an example of two arguments, bu iki örnek, neye sahip değildir? Do not have the same form. Aynı biçime sahip değildir. Consider arguments, pardon, bu şu az önce check-in yaptık ya, şunlar da bunu kastediyor. Burada diyor, üçüncü örneği de yukarıdaki 2 ve 3'ü de bu çerçevede düşünebilirsin. Consider arguments 2 and 3 above. Yukarıdaki şu 2 ve 3'ü. Şununla şunu da bu çerçevede düşünebilirsiniz diyor. Evet. Şimdi burada biçimsel olarak having the same form dediği şeyi bize anlattı. Bakın içerik değil, biçimsel olarak aynı şeyi kullanmış. Yani şu biçim form, the same form. İşte argümanlar ya da önermeler böyle bir forma, aynı forma sahip olduklarında buna having, aynı biçime sahip olma deniyor diyor müellif. Bunu şimdi bazı başka örneklerle ifade edecek. Ve şu cümlemizi okuyalım. They cannot be obtained, bakın, they cannot be obtained from a common argument form by uniform substitution. Bunların hiçbiri, yukarıdakilerin hiçbirisi elde edilemez. Neden? A common argument form genel bir argüman biçiminden ki neyle? Uniform substitution. Uniform substitution olan yani betimleyici ifadelerin farklı sembol harflerle gösterilmesinden oluşan yapıya uygun bir biçimde ama tabii ki bu geçerli bir efendim durumu arz ediyor. Geçerli bir valid bir durumdur. Uniform substitution instance'dır. Böyle bir geçerli uniform substitution'dan elde edilemez. Örneğin mesela yukarıyı biraz inceleyelim. Burayı şimdi tekrar okuyacağız. Şu örnekleri biraz inceleyelim. X, Y ve yine X, Z ve Y, Z sonucuyla tamamlanmış olan F formumuzun yukarıdaki örneklere uygulandığında biçimsel olarak the same form having dediğimiz, having the same form dediğimiz şeye uygun olmuş olsa da geçerli bir efendim içeriğe sahip olmadığını, bundan elde edilemeyeceğini, böyle geçerli bir içeriğe sahip olan bir şeyden böyle örnekleri elde etme olanağımızın olmadığını söylüyor. Örneğin mesela tüm Lüteryanlar cumhuriyetçidir. Bu doğru değil zaten. Bazı Lüteryanlar demokrat olabilir ama bazı cumhuriyetçiler demokrattır. Bu da olabilir. Fakat sonuç itibariyle yukarıdaki önermelerle bunların ne ilgisi var? İlgisi yok. Bütün taksi şoförleri, affedersiniz, manyaktır. Bazı şoförler demokrattır. O halde bazı manyaklar demokrattır. Ne alaka var? Evet. Dolayısıyla bunlar genel bir uniform substitution biçiminden elde edilemezler diyor. O geçerli olandan. Peki şimdi bunu çerçeve içinde tanımlara dönüştürecek mi? Tanımlar üzerinden bize daha
açık şeyler söyleyecek. Aşağıda okuyacağımız metin biraz daha konuyu açıklayacak diye umut ediyorum. Daha önce earlier we gave two intuitive definitions of validity. Bunu vurgulayalım, bu önemli bir cümle. Biz daha önce geçerliliğin sezgisel, yani intuitive definition, sezgisel tanım, yani doğrudan hissettiğimiz, farkına vardığımız iki biçimini size diyor vermiştik. Şimdi onlara yeniden bir bakalım. Let us look at them again. Bir kere daha onları hatırlayalım. Bu intuitive definitions of validity verdik. Daha hatırlayalım. Hatırlayalım ve vurgulayarak hatırlayalım. An argument is valid. Valid bir argüman, yani geçerli bir argüman nedir o halde? Bu bütün bu konuştuklarımızdan sonra counter examples, karşıt örnekler vesaire de verdik. Tam olarak ne söylemeye çalışıyorum ben size, onu anlatıyorum. Bakın. Evet. Diyor ki geçerli bir argüman sadece ve sadece şudur. It is impossible, hatta farklı bir renkle renklendirebilirdik. It is impossible for the conclusion to be false while the premises are all true. Bakın, elimizde, bakın, birinci öncülümüz var, ikinci öncülümüz var, slash üçüncü sonuç öncülü önermemiz var. Bunların hepsi doğru olduğu halde, şu da doğru, bu da doğru, bu da doğru. Bunların üçü de doğru aldığı halde şu üçüncü sonucun conclusion, sonuç önermesinin yanlışlığı imkansız olacak. Bu tam da işte silogistik, aristotelesyan kıyas tasım budur. Bunların doğruluğundan hareketle üçüncü önerme olan sonuç önermesinin conclusion premises statement is impossible false to be false. Yanlış olması imkansız olacak. Bunu şöyle de söyleyebiliriz diyor. To say that an argument is valid. Bunu farklı renklendirelim müsaadenizle. Yani bir argümanın geçerli olduğunu söylemek şunu söylemektir. To say that an argument is valid is to say that. Şunu söylemektir. Peki ne söylemekmiş? Hemen işaretleyelim. If the premises were true, öncüller doğru olduğunda, then the conclusion would necessarily also be true. Sonuç zorunlu olarak doğrudur. Önemli bir ifade. Bunu hemen şöyle belirleyelim. Necessarily, zorunlu olarak doğrudur. Şu iki önerme doğru olduğunda şunun doğruluğu zorunludur. Necessarily olacak. Bu demektir. Yani geçerli bir önerme demek, öncüllerin tümü doğru olduğunda sonuç önermesinin yanlışlığı imkansız demektir. Böyle söylemek aynı zamanda şunu söylemektir. Geçerli bir önerme demek, öncüllerinin doğru olması durumunda sonuç önermesinin zorunlu olarak doğru olması demektir. Verdiği tanım bu. Şimdi bütün bunlardan sonra bize çok temel şeyler söyleyecek ve bu temel şeyler üzerinden efendim bazı örnekler verip bunları uygulayacak. Onları görelim. Although these definitions may give us a general idea concerning what the valid means in logic, they are difficult to apply to specific instances. Diyor ki, bu tanımlamalar, şu yapmış olduğumuz tanımlar, yukarıdaki tanımlar şunlar, bize genel bir fikir veriyor olmasına rağmen aldı o. Neyle ilgili? Concerning what valid means in logic. Mantıkta geçerli valid'in anlamının ne olduğu. Ne anlama geldi? Yani valid deyince biz ne anlamalıyız? Mantıkta bundan ne anlaşılır konusunda bununla ilgili olarak
bize genel bir fikir verdiği halde, dikkat ediyorsunuz, they, yani bu tanımlar, are difficult, zordur to apply to specific instances. Belli, net, spesifik örneklere bu tanımları uygulamak sanıldığı kadar kolay değildir. Bize yaptığı şu tanım ne kadar güzel, açık, anladık. Hadi bunu uygulayalım belli örneklere dediğimizde bu o kadar kolay değildir. Neden? Bakın, it would be nice if we had some methods that could be applied to specific arguments by which to decide whether they are valid or invalid. Ne kadar güzel olurdu, it would be nice, ne kadar güzel olurdu, if we had some methods, bazı yöntemlere sahip olsaydık, that bu yöntemler could be applied to specific arguments, spesifik argümanlara uygulanabilen metotlar bunlar. Spesifik, zor dedi ya, bu spesifik argümanlara uygulanabilecek metotlara keşke sahip olsaydık. Ne kadar iyi olurdu. Neyle? By which to decide, karar verebileceğimiz şekilde. Bu uyguladığımız örnekler, whether they are valid or invalid, geçerli mi, geçersiz mi olduğunu net olarak söyleyecek şekilde, bunu bize mümkün kılacak şekilde metoda sahip olsaydık keşke. It would be nice. Ne kadar iyi olurdu. Değil mi? Evet. Şimdi diyor ki madem durum budur, budur, geldiğimiz yer buradır. In the remainder of the present section, yani bu 8 numaralı başlık altında elimizde şu anda okuyor olduğumuz, inceliyor olduğumuz bölümün geri kalanında, in the remainder of the present section, bu bölümün geri kalanında biz ne yapacağız? Durum buysa madem, we examine a method for showing that an argument is invalid. If it is indeed invalid. Bakın şimdi bu ifadelere hem dikkat edelim hem vurgulayalım. Şayet gerçekten geçersizse, şayet gerçekten geçersizse, if it is indeed invalid, geçersizse, o zaman biz inceleyeceğiz bir yöntemi, bir yöntem araştıracağız. Pardon, inceleyeceğiz demeyelim de, araştırma burada daha uygun bir anlamdır. Araştıracağız. We examine a method, bir yöntem arayacağız. Niçin? For showing, gösterebilmek için. That an argument is invalid. Bir argümanın geçersiz olduğunu göstermek için biz ne arayacağız? Metodu arayacağız. Başlığımız neydi? Yöntem aramaktı. Using a method'tı. Bir yöntem kullanmaktı. Yöntem neydi? Counter examples. Karşıt örnekleri, zıt örnekleri vererek, uygulayarak invalidity, geçersizliği göstermekti. Demonstrating invalidity using of method counter examples demişti başlıkta. Şimdi de bunu anlatıyor. The method, bu sözünü ettiğimiz, araştıracağımız yöntem counter examples yöntemidir. Başlıkta söylemişti. Yani karşıt önermeleri, örnekleri verecek bize. Böylece biz de bu yöntemi kullanacağız. Not however, mamafi, burada şuna da dikkat edilmelidir ki, That this method, bu metot, bu yöntem, cannot be used to prove that a valid argument is in fact valid. Invalid, geçersizliği göstermekte kullanacağımız bu metot, this method. Bu metot neydi? Invalid'i gösterecekti. İşte burada diyor, dikkat edilmelidir ki,
Bu yöntem cannot be used. Kullanılmamalıdır. Kullanılamaz. Niçin? To prove, kanıtlamak için. That a valid argument, bir argümanın gerçekten geçerli olan bir argümanın gerçekten geçerli olduğunu kanıtlama için bu counter examples yöntemi kullanılamaz diyor. Neden? Çünkü bu yöntem invalid, geçersiz olanı göstermede kullanılan bir yöntem. Burada da müellif bize demek istedi ki geçersiz olanı gösteren bir yöntemi geçerli olanda kullanamıyoruz. Demek ki yöntem ne kadar önemli bir şey. Burada yöntemin de mahiyetine ilişkin son derece önemli bir şey söyledi bizde. Şimdi de bu söylediklerini tam olarak anlamamız açısından diyor ki in order to understand the method of counter examples. O zaman bu karşıt örnek yöntemini anlamak için ne yapmalıyız? We begin with the following fundamental principle of logic. Bakın şimdi bu çok önemli bir cümle olduğu için bunu kırmızıyla müsaadenizle işaretleyelim. Biz counter examples metodunu anlayabilmemiz için nereden başlamamız gerekiyor? We begin with following fundamental principle of logic. Mantığın çok temel bir ilkesiyle başlamamız gerekiyor. O halde şimdi biz mantığın çok temel basic principle of logic bir temel ilkesini öğreneceğiz. Bu mantıkta çok temel bir ilkedir. Öyleyse biz bunu aklımızda tutmalıyız. Çok temel bir ilke çünkü. Ve bu temel ilkenin müsaadenizle altını çizelim. Diyor ki, whether an argument is valid or invalid. Bir argüman ister geçerli ister geçersiz olsun. Yani hem geçerli hem de geçersiz olan bir argüman ile ilgili is determined, belirlenmelidir. Belirlenmelidir. Yani tespitini yapıyoruz. Bütünüyle by its form, bu argümanın biçimiyle belirlenmelidir. Bakın, biçiminden hareket edilmelidir. İçeriye hiç girmiyoruz. Demek ki bir argüman ister geçerli, valid, isterse invalid, geçersiz olsun. Bunu neyle belirliyoruz? Its form, onun biçimiyle. In other words, diğer bir deyişle, şimdi bu diğer bir deyişleyi büyük harfle yazmış üstad, biz de onu kırmızıyla renklendirelim. Geçerlilik is a function of form. Bir biçim fonksiyonudur. Bir biçim işlevidir. Biçimle ilgili bir şeydir. Form yani. Demek ki o zaman biz bir argümanın geçerli ve geçersiz olduğunu içeriğine bakmadan, biçiminden hareketle yapıyoruz. Bu nedenle formel mantık dediğimiz biçimsel mantıkta, değerli arkadaşlar, X'i, Y'yi, Z'yi, Q'yu, P'yi vesaireyi kullanıyoruz. Ne yani X, Y, Z, Q, P vesaire, L, M, N? Hiç. Ama bunların bütün kombinasyonlarına bakıyoruz. Ve bu kombinasyonlara bakınca diyoruz ki şu geçerli valid'tir de bu invalid'tir diyoruz mesela. Peki bunu belirlemenin yolu neymiş? By its form. Sadece biçimselmiş. Demek ki mantığın en temel ilkesini bize verdi. Biçimseldir. Argümanların geçerliliği ve geçersizliğini belirlemek biçimseldir. Şekle bakıyoruz. This principle, bakın, this principle can be rendered somewhat more specific as follows. Şimdi bu
cümleden sonra okuyacaklarımıza biraz daha dikkatinizi istirham edeceğim. Çünkü uygulayacağız. Çok önemli önermeler verecek bize. Bunları çok güzel anlatıp uygulayacak ve böylece bizim zihnimizde bu geçerlilik ve geçersizlik konusu ve counter examples, geçersizliği belirlediğimiz yöntem, bunlar biraz daha netleşecek diye umut ediyorum. Hava biraz sıcak değerli arkadaşlar. Ben de klima çalıştırmıyorum sesimi etkilediği için. Sanki biraz terledim gibi. Hoşgörünüze sığınarak kaydı durdurup bunları yapabilirim ama doğallığı bozulmasın istiyorum dersimizin tabiiliği ve doğallığı. Bunlar inşallah kalıcı dersler olacağı için bu dersleri yaparken terlediğimizi de kayıtlara geçsin bence. Kimse duymasın da. Evet. Peki. This principle can be rendered somewhat. Bu ilke, mantığın çok temel ilkesi, ne yapabilirmiş? Uygulanabilirmiş. Bir derece ama. Somewhat. More specific, daha spesifik örneklere, aşağıda olduğu gibi as follows, uygulanabilir diyor. Peki uygulayalım ve bu bize temel mantığın ilkesini bir kez daha yazacak, verecek, ifade edecek. Fundamental principle of logic, rewritten. Bunu vurgulayalım müsaadenizle. Evet. Fundamental principle of logic. Mantığın temel ilkesi. Tekrar yazıyorum diyor. Bir kez daha yazacağım diyor. Üşenmiyorum. Rewritten, rewritten. Yeniden yazmak, şeyi yeniden yazıyla not etmek demektir. Şimdi de bize bunu bakalım yeniden yazdığında nasıl yazacak? If an argument is valid, eğer bir argüman geçerliyse, then o halde every argument with the same form is also valid. Bu çok son derece önemli bir cümle. Üşenmeden üzerinde duralım ve anlamını netleştirelim değerli arkadaşlar. Diyor ki, eğer bir argüman valid, geçerliyse, bir argümanımız var, biçimsel olarak inceledik, valid, geçerlidir. İşte bu geçerli olan her argüman, biçimsel olarak geçerli olduğunu tespit ettiğimiz her argüman, burada with bir kısaltmadır değerli arkadaşlar. Has anlamındadır. Yani bunun aslı adjective clause kısaltmasıdır. Argument which has demektir. Bu with'in karşılığı. İşte bu geçerli olan her argüman sahiptir. Neye? Same form. Aynı biçime sahiptir. Cümleyi ben tabii is also valid'e bağlamadığım için böyle söylüyorum. Şimdi bağlayınca daha düzgün tercüme edeceğim. Is also valid. Çünkü şu is bizim buradaki to be verbimizdir. Güzel bir cümleyle tercüme edelim şimdi. Aynı forma sahip her argüman da olsa da geçerlidir. Başından itibaren söyleyelim. Şayet bir argüman geçerliyse, hemen yazalım. A argümanımız valid'dir. Valid'in bir formu var. Form ne? Y olsun. Form da Y olsun. Başka bir argümanımız var, o da B olsun. Bu farklı bir argüman. Ama formu ne? Formu Y. Formu aynı, same form. Kiminle? A, geçerli olanın formuyla aynı.
O halde B'de is also valid. B'de geçerli bir argümandır. B'nin geçerli argüman olduğunu belirleyen nedir? Formdur. Yukarıda da formun önemini bize temel bir ilke olarak verdi zaten. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, biçim, form, valid ve invalid olma durumunu belirlemede o kadar önemli bir faktör ki, Velif diyor ki bir argüman geçerli bir forma sahipse bu geçerli forma sahip tüm argümanlarda geçerlidir. Mantığın fundamental ilkesi budur. Bunu bir kere daha yazıyor bizim için. Şimdi diyor ki altında, there is one more principle, bakın, that we need to add before describing the method of counter examples. Karşıt örnek yöntemini izaha, describing the method of counter examples, geçmeden önce, before, ilave etmeye ihtiyacımız var. Neyi? We need to add more principle. Bir başka daha ilkeyi bu şu ilkeye eklememize, adding, ekleme yapacağız. Adding to this principle. Evet. Demek ki bizim yukarıdaki ilkeye bir ilke daha eklememiz gerekiyor. Neden? Çünkü since the principle almost doesn't need to be stated, we call it the trivial principle, which is stated in two forms. Şundan dolayı diyor, the principle, bu sözün ettiğimiz ilke, neredeyse doesn't need to be stated. Yani söylemeye bile gerek yok. Yani çok zikre değmez. Zaten çıkarımsal olarak onu hemen fark ederiz. Önemsiz. Yani birazdan onu söyleyecek. Bir ilkedir. Bunu da ekleyelim. Buna ihtiyaç duyarız diyor. İhtiyacımız var. Bunu ekleyelim ama since the principle almost doesn't need to be stated. Yani ifade etmeye değmeyecek bir şeydir. Neden? Onun için biz we call it, ona isim veriyoruz. İsimleştirmiş, bakın onu renklendirelim, vurgulayalım. The trivial principle. Trivial İngilizce'de önemsiz, değersiz demektir. Peki burada önemsizliği ne? Şuna göre. Bu o kadar önemli bir temel ilke ki bunun için buna ekleme yapma bakımından önem arz edebilir ama buna nispeten trivial principle'dır. Trivial principle'dır. Fundamental principle'a göre bu okuyacağımız şu şimdi. Bakın. The trivial principle ona göre biraz daha önemsiz. Ama yine de bunu da söylemekte diyor fayda var. Buna da ihtiyaç duyabiliriz. Şimdi bunları anlatacak. Okuyalım. Diyor ki no argument with all true premises. Buradaki yine with'e aynı yukarıdaki izahı yapıyorum. Has manasındadır. Hiçbir argüman yoktur ki sahip
all true premises. Bütün önermeleri doğru olsun da, buna rağmen but a false conclusion. Yanlış bir sonuca sahip olsun. Ve de is valid geçerli olsun. Bu bizim Arapçadaki şeye benzedi biraz benim tercümem. Ma olumsuzluğuyla yap, illa ile bozuyoruz. Onu yazalım. Arapça isteyen öğrencilerimiz tebessüm etsinler bu arada. Evet. Bu Arapçadaki ma'dır, bu da illadır. Yani ben Arapça okuturken metinleri, özellikle klasik metinlerde bu çok önemli. Öğrencilerime diyorum ki bu olumsuzluk masını atın, illahi de atın. Cümleyi okuyun. Bu İngilizce'de de bak böyle geçerli bu. Daha rahat anlarsınız. Şimdi ne yaptık? No'yu attık. En argument yapalım. Bir argüman ki tüm efendim tüm şeyleri öncülleri doğru. Fakatı attık aslında. False conclusion. Sonuç önermesi yanlış. Bu geçerli olur mu? İşte bu olumsuzluğu buraya ekliyoruz ama not valid. Geçerli olmaz. Evet. Gerçi biraz Arapçayla karıştırınca zihniniz biraz karışmış olabilir sevgili arkadaşlar. Arapçayı geri çekeyim isterseniz. İngilizceye devam edelim. Tekrar vurguya devam edelim. İngilizce'de biliyorsunuz bu olumsuz cümlelerde to be is gelir, am gelir, are gelir. Olumsuzdur ama cümle. Demek ki bütün öncülleri doğru, sonucu yanlış olduğunda bu argüman geçerli değildir. No argument with all true premises but a false conclusion is valid. No var başında çünkü.
Bunu şu cümleyle daha anlaşılır olsun diye bize müellif sağ olsun. Şöyle bir efendim bağlı aynı renk olsun. Bağlayalım. Kırmızı ile de irtibatlandıralım şöyle. Tersinden söyleyecek şimdi bunu. If an argument, bir argüman var ki, şayet bir argüman, has all true premises, bakın, tüm öncülleri doğru. But ancak false conclusion, sonuç önermemiz yanlış. O zaman bu argüman nedir? Invalid'dir, geçersizdir. Bu da principle, fundamental efendim principle'a karşı daha az önemli gibi bir husus ama diyor. Bunu da söylemeye ihtiyaç var. Aslında bu iki cümle, bu A ve B cümleleri aynı şeyi söyledi. Geçerli değildir diye söyledi, invalid'dir diye söyledi. Yani ikisi de aynı şeyi söylüyor. Demek ki tüm öncüller doğru olabilir ama sonuç önermesi yanlış. Yani sonuç önermesinin önceki öncüllerden çıkarılacak bir sonuç önermesi olmadığını söylüyor. Gerçi ben biraz da okumuş olduğumuz ibareleri net anlayalım diye böyle bir efendim hususun üzerinde durdum ama aşağıda müellif bize bunu örneğiyle izah edecek. Müsaadenizle onları okuyalım. The trivial principle follows from the definition of validity given earlier. Bakın bu az önce okumuş olduğumuz ilke neden çıkarılmıştı? Follows from the definition of validity, geçerlilik tanımından. Niye böyle çizdim? Mouse'la çizdim, onun için kalemle çizeyim müsaadenizle. Onu da sileyim. Evet. Bu ilkemiz, trivial principles, the definition of validity given earlier, daha önce verilmiş olan geçerliliğin tanımından hareketle çıkarıldı diyor bu. Çünkü bunları valid ve invalid meselelerini daha önce de tanımlamış olduğumuz için oradan hareketle böyle bir yani asıl ilkeye göre daha tali bir ilke olarak bunu size vermeyi oradan hareketle yaptık. An argument is valid, bir argüman geçerli olduğunda mutlaka if and only if, mutlaka ne olması gerekiyor onun? It is impossible for the conclusion to be false while the premises are all true. Tüm öncülleri doğru olduğu halde sonuç cümlesinin yanlışlığı imkansızdır diye bunu söylemiştik yukarıda diyor. İşte oradan hareketle bunları söyledik. Bu şu okumuş olduğumuz efendim trivial principle şu ilkenin ifadesidir diyor. Tüm öncülleri doğru olacak. O zaman böyle bir argümanın sonuç cümlesi yanlış olması imkansızdır. Now, o halde şimdi, if the premises are all true, şayet öncüller bütünüyle doğru, and the conclusion is in fact false, sonuç önermesi de kesin olarak yanlış. Elimizde öyle bir argüman var ki, öncüllerin hepsi doğru ama sonuç da kesin olarak yanlış. O zaman then, it is possible for the conclusion to be false while the premises are all true. Bu ne anlama geliyor? Bu ne anlama geliyor? Demek ki diyor,
tüm öncüller doğru olduğu halde sonuç önermesi yanlış olan ve bunun olması da mümkün olan durumlar var. Bunları göreceğiz şimdi. Form olarak ama şekil olarak da gösterecek bize. Oysa biz birinci travail principle olarak yukarıda okuduğumuz ilkeye göre geçerli bir efendim argümandan söz ettiğimizde öncülleri doğru olduğunda onun sonucunun sonuç önermesinin yanlışlığının imkansız olması gerekiyor. Ama böyle bir durum var diyor. Böyle bir durum possible, mümkün olabiliyor diyor. Nasıl olacak? Aşağıda göreceğiz. Örneğin therefore, bu yüzden if the premises are all true, öncüllerimizin hepsi doğru and the conclusion is in fact false, ama sonuç gerçekten yanlış, then the argument, o zaman bu argüman is not valid, geçerli değildir. It is invalid, geçersizdir. Çünkü geçerli olması için zorunlu olarak sonucun doğru olması gerekiyor. Bu geçersizdir diyor. Ama var mı? Var. Evet. Göreceğiz. Now, let's put all these ideas together. Şimdi bu ilkeleri, prensipleri, bu konudaki temel düşünceleri birlikte ele alalım. Now, let's put all these ideas together. Consider the following concrete argument and the corresponding argument form to its right. Bunları birlikte bir ele alalım, görelim diyor ve şimdi dikkatli bir biçimde şunun üzerinde düşünüyor bize okuyucuya. Consider the following concrete argument. Bakın şu concrete argument. Bunun üzerinde aşağıdaki gelecek olan bu somut içerikleri, descriptive terms'lerden oluşan, somut içerikleri bulunan argümanı düşün. And the corresponding argument, onunla ilişkili olan, ilgili ve alakalı olan biçimsel argümanı, sağdaki şu F argümanı da dikkate al, düşün, karşılaştır. Ve bunlar üzerinden yukarıda söylediklerimi anlamaya çalış veya ben sana anlatmaya çalışayım diyor müellif. Peki hem okuyalım hem anlamaya çalışalım müsaadenizle o zaman. Buyurun. Diyor ki önce bir argümanı anlayalım. Hem konkret olanı hem de biçimsel form olanı anlayalım. Buraya da yazalım müsaadenizle. Görsel olarak yolluyor. Bu konkret bir argüman. Bu da form, biçimsel bir argümandır. Peki. All cats are mammals. Bütün kediler memelidirler. Doğru mu? Doğru. Some mammals are dogs. Bazı memeliler köpektirler. Doğru mu? Evet. Slash. Therefore, some cats. O halde bazı kediler dogs, köpektirler. Doğru mu? Hayır. Ne alaka? Evet, ne alaka? Şimdi forma geçelim. Cats, X. Mammals, Y. Some mammals, Y geldi mi? Evet. Are ducks, Z. Some X are ducks, Z. Forma uygun mu? Corresponding argument uygun mu? Evet. İçime uygun. Şimdi bize izah ettiği şeyi anlamaya çalışalım. Örnekleri, verdiği örnekleri ve izahları kendi dilinden okuyalım. Hem de zamanımızı almasın ve anlamaya çalışalım. Öncelikli olarak dikkat etmelisiniz ki diyor. First notice that whereas the premises of A are
both true. Birinci örnekte, A örneğinde, iki öncül, şu iki öncül are both, ikisi birlikte doğrudur. Ancak the conclusion is false, sonuç yanlıştır. Therefore, madem bu sonuç yanlış, then in virtue of the fundamental principle, aşağıya mı indim? Evet, is false, sorry. Therefore, in virtue of the trivial principle, yukarıda yazmış olduğumuz şu ilke sayesinde, bu ilke vasıtasıyla, virtue of the trivial principle, bu fundamental principle'a göre daha önemsiz olan bu ikincil konumdaki ilkeye göre, ilkeden hareketle argument A is invalid. Bu efendim argüman nedir? Invalid bir argümandır. Neye göre ama? Trivial principle'a göre. But if A is invalid, bakın, ancak şayet A geçersizse, o zaman then in virtue of the fundamental principle rewritten, yeniden yazdığımız temel ilke sayesinde, temel ilkeye göre every argument with the same form as A is also invalid. Eğer şimdi ikincil derecedeki ilkeye göre biz A argümanının sonuç önermesini yanlışlığından hareket ederek bu hatalıdır dedik mi? Evet. Geçersiz yani hatalıdır derken. Invalid argument dedik mi? Evet. Ama bizim bir başka temel ilkemiz vardı. Son derece önemli bir temel ilke. In virtue of the fundamental principle rewritten, önemine binaen yeniden müellifin yazdığı, vurguladığı, vurgulama anlamında da kullanıyoruz bu rewritten'ı. Buna göre neydi? Every argument with the same form, bakın şu forma sahip, bu forma sahip. Her argüman A gibi, A gibi her argüman is also invalid. Şuna benzeyen, şu A ile aynı olan tüm şu formdaki argümanların da geçersiz olduğunu fundamental principle'a göre tespit ettik mi? Evet. Şimdi diğer bir de işte, in other words, every argument with form F is invalid. O halde şu forma, X, Y, Y, Z, X, Z formuna uygun bütün biçimsel argümanlar geçersizdir. Örneğin, for example, the following arguments are invalid. Aşağıdaki argümanlar geçersiz argümanlardır. A2, A3. Burada A1'i verdiği için. A bu, A2, A3. Evet. Şimdi neden geçersiz olduğuna bakalım. Ne diyor? Ve niye geçersiz ikisi de? Kendisi izah edecek zaten. Onları okuyacağız. Ama biz önermeleri okuyalım. All cats are mammals. Doğru mu? Evet. Some mammals are pets. Bazı memeliler are pets, evcildirler. Doğru mu? Evet. Bakın şimdi. Slash, therefore, some cats are pets. Bazı kediler evcildirler. Bu da doğru mu? Evet, doğru. E niye invalid? Bakın şimdi. Çok önemli bir şey bu. Çok önemli bir örnek veriyor. Sağ olsun müellif. Öncüllerimizin ikisi doğru mu? Evet. Conclusion doğru mu? Evet. Neden bu invalid? Çünkü
Bu sonuç şu öncüllerden necessarily zorunlu olarak çıkmaz. İzah edecek aşağıda çok güzel. Göreceğiz. Bakalım A3. Tüm Lüteryanlar protestandır. Doğru mu? Evet. Bazı protestanlar demokrattır. Doğru mu? Evet. O halde bazı Lüteryanlar demokrattırlar. Olabilir. Ama benzer şekilde bakın ne diyecek bize. Notice that. Dikkat etmelisiniz ki the premises are both true. Öncüllerin her ikisi de doğrudur. And the conclusion is true. Sonuç da doğru. In both arguments, her iki argümanda, yani ikide de üçte de A2 and A3. Her ikisinde de. Hem iki öncül doğru, hem sonuç doğru. Ama yine de bu iki argümantın ikisi de invalid'tir. Bunu vurgulayalım kırmızıyla hem de. Her ikisi de geçersizdir. Niye acaba? Şimdi yapacağı izaha lütfen dikkat edelim değerli arkadaşlar. Çok önemli şeyler söylüyor çünkü. To say that A2 or A3 is invalid. A2 ve A3'ün geçersiz olduğunu söylemek için ya da söylemek, şunu söylemekle eşdeğerdir. To say that A2 ve A3 geçersizdir demek, şunu söylemekle eşdeğerdir. The truth of the premises, öncüllerin doğruluğu does not guarantee the truth of the conclusion. Çok önemli. Onu çizelim, uygulayalım lütfen. Evet. A2 ve A3'ün geçersiz olduğunu söylemek neyi söylemekmiş? To say that the truth of the premises, öncüllerin doğru olması, not guarantee the truth of the conclusion, sonucun doğruluğunu garanti etmez demektir. Hani bizim hadis ilminde, usulde hep söyleriz ya arkadaşlar, deriz ya, isnadın sıhhati metnin sıhhatini garanti etmez. Metnin sahih olması için isnadın sıhhati şart mıdır? Evet. İsnadı sahih olmadan bir metin sahih olabilir mi? Hayır. Bakın ne kadar aynı durumla karşı karşıyayız. Peki her isnadı sahih olan metni de sahih midir? Hayır. İsnadı sahih, metni sahih olmayabilir. İşte tam da burada bunu söylüyor. Ve diyor ki, öncüllerin doğru oluşu sonucun doğruluğunu garanti etmez. The premises do not support the conclusion. Garanti etmez demek, öncüller sonucu desteklemiyor demektir. Fallout from diye söylemiştik yukarıda daha önceki derslerde. Oradan zorunlu çıkmıyor. Örneğin, for example, çok güzel bir örnek verecek şimdi bize. Örneğin. It is possible, bakın, it is possible for the conclusion to be false even while the premises are both true. Öncüllerin her ikisi de doğru olduğu halde sonucun yanlış olması mümkündür. Hemen devam ediyor. Can't we imagine a world in which all cats are mammals? Some mammals are pets, but no cats are pets. Çok güzel bir örnek veriyor. Diyor ki, bir dünya düşünemez miyiz? Bir dünya düşünemez miyiz ki bu dünyada in which all cats are mammals. Tüm kediler memeli mi? Evet. Bazı kediler evcil mi? Evet.
Bu öncüler doğru mu? Evet. Peki hiçbir kedinin evcil olmadığı, but no cats are pets. Hiçbir kedi evcil değildir. Allah Allah. Nasıl oluyor bu? Böyle şey mi olur diye düşüneceğiz, değil mi? Böyle bir dünya düşünemez miyiz? Düşünebiliriz diyor. Bakın öncüllerden zorunlu olarak o halde no dememesi lazım. Cats, some cats are pets demesi lazım. Bazı kediler evcildirler o halde madem ki. Ama değil. Bakın böyle bir sonuç cümlesi. Öncüllerle uyumlu olmayan bir sonuç cümlesi koyabilir miyiz? Koyabiliriz diyor. Böyle bir dünya düşünebilir miyiz? Elbette. Neden? Such a world. Şöyle bir dünya düşünelim. Could in fact be easily, kolayca brought about, bakın, brought about by a dastardly dictator. İşte, affedersiniz. Aşağılık bir diktatörün kolayca uygulaması, brought about, uygulamaya koyması, kolayca gerçekleştirmesi bir dünyada. Ki bu diktatör ne yapıyor? Passed an edict prohibiting cats to be kept as pets. Neyi yasaklıyor? Kedilerin evlerde barındırılmasını, evcil olarak istihdamını yasaklayan Pest and Edit bir yasa ilan ediyor, deklare ediyor. Böyle bir diktatörün yönettiği ülke düşünün. In this world, bu dünyada, all cats are mammals mı? Evet. That hasn't changed. Şükür ki hala öyle diyor. Some mammals are pets, e.g. dogs. Bazı memeliler bu dünyada evcil mi? Evet, mesela köpekler. Ancak no cats are pets. Hiçbir kedi evcil değil. Evet, yasak çünkü. In virtue of edict proclaimed by the dictator. Bak. Proclaimed. Bu diktatörün deklare ettiği yasa gereği hiçbir kedi evcil değil. Demek ki mümkünmüş. Zorunlu değil bakın. Oysa normal koşullarda sanki bu sonuç uygun gibi görünüyor. Ama zorunlu mu? Hayır. Demek bakın possible olabiliyor bakın. Şöyle yapalım. Vurgulayalım, çizelim. Bakın, possible olabiliyor. Yasaklanan bir dünya bulduk, orada yasak. Hiçbir evcil değil. Mümkün possible. Possible olunca invalid oldu. Çünkü impossible olması lazım sonucun. Zorunlu olması lazım. Bakın mümkün olunca invalid oldu. Thus böylece in argument A2 it is possible for the conclusion to be false while the premises are both true, which is to say that A2 is invalid. O halde böylece A2 argümanında sonucun yanlış olması mümkündür, öncüller doğru olduğu halde. Böyle bir argüman da geçersizdir diye söylüyoruz diyor. Evet efendim. C yapacağız demiştim. C yapabileceğiz. Evet. C yapacak kadar bölüm kaldı. Burada kalalım. Hatta vurgulayayım. Sarıyla buraya vurgulayalım. In demonstrating that a particular argument is invalid de kalalım. İnşallah bu konu uzundu. C bölümü olarak da bunu inşallah en yakın zamanda sağ talihlerimizin dinlemeleri için
arz ederiz, kanalımıza koyarız inşallah. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız değerli arkadaşlar.